evde yapılabilir tarzda bize en basit şekliyle anlatıyorsun. Tabii ki. Bugün bütün izleyicilerim yapacak. Ben öyle başlıyorum. Evet, ben de sayıyorum. 2 kilogram köftelik bulgur, 1 kilogram salça, 300 gram isot, tuz, 4-5 diş sarımsak, 4 adet soğan, 2 yemek kaşığı çiğ köfte baharatı, 3 su bardağı zeytinyağı, 4-5 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım demet maydanoz. Efendim böyle alalım İlhan Bey siz de. Evet. Ben de böyle köşeme geleyim. Şimdi efendim çiğ köfte deyip geçmeyin. Biz burada tabii biraz fazla yapacağız. Malum ekip kalabalık ve şu an kamera arkası bekliyor efendim. Mis gibi kokutacağız. Veriyorum. Etsiz yapacağız. Bugün etsiz yapıyoruz. İlk önce soğanımız güzel bir şekilde rendelenmiş. Tamam. Suyu çekilmiş. Okay. Güzel bir şekilde bu şekilde döküyoruz. Soğanı rendeleyip suyunu sıktık. Kesinlikle, yoksa acısı... Çiğ köfteyi bozar. MasterChef'te kaç zaman kaldın? Ya ben normal ilk girişi ve iki dönem kaldım. Başka da kalmadı. Kıymetini bilemediler. Kıymetini bilemediler. Sonra salçamız. Salça. Kesinlikle doğal olması lazım. Hı-hı. Ve biz sadece domates salçası kullanıyoruz. Süperiz. Sadece domates salçası, evet, kullanıyoruz efendim. Evde yapılabilir cinste muhteşem bir çiğ köfte tarifi etsiz bir şekilde geliyor. Ve şöyle söyleyeyim, kazanan izleyicimi bana atmış Aytacığım. Ve şu anda sarımsak döküyoruz. Tamam. Kek kalıbı kazanan kıymetli hanımefendi Fatma Kaplan oldu. Tava sesini kazanan kıymetli beyefendi ise Serhat Özcan oldu. İyi günlerde kullanın sağlıkla. Şimdi Aytaç sosyal medyada Nermin Enfes Mutfağı'nın hikayesini etiketliyor sizleri. Soğanın suyunu süzdük, koyduk, rendeledik. Sarımsak koyduk, doğal salçamızı koyduk ve... Ve burada isotumuz var. Bu acı mı? Aslında tatlı bir acı. Böyle yiyebilir miyiz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Aslında... Hele ver bakayım Serpil. Hele şöyle buyurun. Nermin! Yememelisin. Bu bir şey yapmaz bu acı abla. Bu, Nermin abla, bu iyi bir acı. Sunucu bir şey sevmez. Ben acıların kadınıyım. Belgen gibi. Ve şu anda da isotumuzu döküyoruz. Oo. Sen ne yaptın acım tamam, bana? Tamam, Nermin Hanım uçtu. Daha kimse tutamazsın. Yandı. Aa, şef insan şöyle bir tutamcık verir. Yani ne mi öyle? Dedim şöyle buyurun. Güzel, bu ne ki? Ne acılar görmüşüm. Bu ne ki? İsotumuzu, salçamızı, soğanımızı ve sarımsağımızı döktükten sonra biz bunu karıştırıyoruz. Sonradan acıyı hissediyorsun. Evet, sonradan geliyor. Acıyı sevmek olur mu? Böyle boğaz, böyle ağzın... Bütün acılar öyle değil mi? İlk başta bir şey yoktur, sonra acısını çekersin ya. Onun gibi. Tamam, Allah razı olsun. Tabii bu ben az önce şey yaptım ya, Urfa, Adana. Şöyle diyelim falan. Hocam, bizim acımız bile tatlı mı? Bizim acımız bile tatlı. Tatlı bence. Tatlı, elhamdülillah. Elhamdülillah. Buyurun. Ondan sonra bunları alıp böyle karıştırıyoruz. Kızardı mı? Şey, isotun var. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Böyle ilk önce hepsini birbirine karıştırıyoruz. Bütün aromaları birbirine geçsin diye. Şu şekilde. Sunucum yandı şef, dur sen şimdi. Ya, çiğ köfte yedirir gibi, çiğ köfte yedirir gibi şey yedirdi bana, isot yedirdi. Allah'ım. Dökeyim mi hocam? Ben seni yayın sonrası bakmam. Şöyle biraz daha yoğurmamız lazım. Serhat bana Serhat dedi ki, seni yedim. Sen dedi bana dedi atıp tutarsan dedi. Ben de dedi sana dedi böyle dedi acıyı yediririm. Serhat sen benim sucumu yaktın, seni sonra ben ne yapacağım? Yayın bitsin. Şimdi sesim çıkarmayacağım. Nermin şefim de sana şalgam suyu versin acık. Mühendisiniz galiba değil mi? Efendim? Mühendisiniz. Ben mi? Hı hı. Çiğ köfte mühendisiyim. Üniversitede bitirmiştiniz, MasterChef'te söylemiştiniz sanki. Yok, ben orada söylememiştim hatta da. Bizimki biraz daha... Tamamıyla gastronomi alalım. Öyle mi? Tabii tabii. Şöyle lütfen dökelim. Burada bu bulgurumuz. Adana'ya gidek mi? Biraz sonra, biraz sonra İlhan abimiz mecbur hadi, türkü söyleyecek. Bence söyle abi. Söyle abi. Hadi hadi. Şimdi bizde çiğ köfte olursa türkü söylememek olmaz. Tabii ki. Kara köprün arnasıyla havardı le 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 le. Güzellik bir varlık sırlı oldum dile 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 dile. Şal ava giyenler ne havar dile 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 dile. Sevdiğine sadık sırlı oldum dile dile dile
Vay eline, vallahi diline, ağzına sağlık babacığım. Eyvallah, sen de eline sağlık. Ben de yoğuracağım mı? Tabii ki abla. Hiç yorulduğunu anlamıyordur senin şarkını. Ben biraz hastayım ama gene her iş elimden gelir. Ya o üşütmemesi hiç var mı? Ne isterseniz yaparım. Her iş elimden gelir. Lan bence sen hastasın şimdi, onlar uğraşma istersen he. Olsun, bir yoğurayım ya, hoş geldi. İyi tamam, canı çekti. Canım çekti. Kaç gündür hamur yoruldum. Birazcık Nermin'e şalgam suyu ikram etsene. Tabii. Şalgamımız var bugün. Ama ben Nermin Hanım'ı yakmayacağım, acılı vermeyeceğim. Sade vereceğim. Sade ver bizi karnına. Yakmayalım. Yakma. Olayım ya. Birazcık gözümün içine bakın, ben hastayım ya. Abla ben az önce o isotu verdim ki iyileşesin. He ablam, he kurban olsun ablası. Biraz sonra da çiğ köfte yedin mi hiçbir şeyin kalmayacak Allah'ın izniyle. Diyorsun. Bunun içine soğan var, sarımsak var, isot var. Tam bir antibiyotika. Yaktın. Sakladım ya şimdi. Acıyı iliklerime kadar hissettim mi? Hissettim. Ama Nermin güzel abi. Acı. Buyurun. Çok mersi efendim. Bakalım şalgamını. Bir de bunun şarkısı vardı. Bunun da şarkısını alayım. Onu da mı alayım? Tamam. Adana'ya. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Tanesinden yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel derler. Hey kardeş kalk gidek. Gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel derler. Hey kardeş kalk gidek. Oh, vallahi çok güzel. Nasıl? Acısız olanı daha iyiymiş. Sen söylüyorsun ya İlhan şefim. Burada Selim bak yoğurdu bitirdi. Şifa olsun. Acı koy diyor Yüksel. Şarkı söylüyor, ben nasıl acı olmadan içilmez ben diyor. Bak Serpil, Yüksel de beni yakmak istiyor. Yok bu ya, yapma Yüksel Bey. Birazdan acıyı da tattırabiliriz. Kahvaltı tamam, da yapalım. Tattıralım. Biraz sonra. Bak, özel acı sosunu getirmişim, tamam. Onu da tattırabilirim sana. Buyur hocam. Abi, biraz sonra acısından tatlı. Sunucum kahvaltı da yapmadı ha. Kahvaltı yapmadı bugün, doğru söylüyor. Onun için böyle biraz korkuyorum acıdan şimdi ona. Yok bizim acı fazla yakmayacağım Nermin'i. Korkuyorsun herhalde mesleği kaptırmamak için. Hiç kenara geçesin yok. Hazır mısınız? Tabii. Buyurun ablam. Hele buyurun. Şimdi ben davet alacağım diye korkuyorsun değil mi? Abla ben elimi size vereceğim. Sen mi ben mi? Sen. Tabii ki ben ablam. Ne tabii ki ben, pardon. Pardon ustamız burada, şefimiz burada. Buyurun ablam. Aa bu çok zormuş ama. Bizim yoğurdumuz gibi değil Serpil. Yavaş yavaş. Nasıl? Şöyle abla yapalım. Ne yapalım ablası? Sen çok alma. İlk önce böyle yavaştan. Azar azar. Etli olunca bunu nasıl yoğuracağız? Etli. Aynı şeyi biz eti de aynı şekilde atıyoruz, yoğuruyoruz. Aslında pişirmek lazım olmuyor. Bunu. Et zaten içine pişiyor. Sürtünmeyle, asitle, isopla, sarımsak, soğanla. Kaç bunu saat yoğuruyoruz etlisini? Yani biz hepsini yarım saatte yoğuruyoruz. Şu an bu yarım saatte hazır olacak abla. Al hocam. Biraz zor değil mi abla? Yok kolay, 5 dakikada. Hazır oldu bile. Hazır oldu, ben elimi sürdüm ya. Bu içindeki şeyi, bulguru nasıl şişireceğiz? Bulgur, bu Antep bulguru olduğu için ince ve esmer bulgur. Bunu istediğiniz kadar yoğurun, bu serttir. Ama bunun öyle yoğurma mi tekniği, işte normal yavaş yavaş ritminde yoğurduğunuz zaman çok güzel bir tadı olur. Ve bu daha lezzetli olur. Şimdi içine ne dökeceğiz? Şu anda içine... O mesela orada bekleyen bunun ne? Bunun içine isot koydum. İsot suyu yaptım. Bunu içine yavaş yavaş, kalmıştı. Buzlu suyun içine yavaş yavaş hafif dökeceğim. Dökeyim mi, yardım edeyim mi? Olur ablam. Şimdi efendim burada isot ve buzlu suyumuz var. Evet. Özellikle buzlu su kullanıldığını duymuştum. Çiğ köftede. Lütfen. Hepsini dökmeyeyim. Yok, azar azar yeterli. Ben de azar azar hamurun suyunu verirken unun ölçüsünü kaçırmak istemiyorsanız azar azar koyacaksınız. Kesinlikle, diyorum. Kesinlikle. Çiğ köftede de mi böyle? Ya her şeyde öyle. Her şeyin kıvamı ve bir ölçüsü var bence. Hayat gibi. Kaç senedir yapıyorsun bu yani sporu? Yani 5 sene oldu. 3 senedir de profesyonel bir şekilde yapıyorum. Bu sporu yapıyorsun, görüyoruz. Tabii ki. Çok eskiden, yani ben lise dönemlerinde ustamdan öğrenmiştim. Öyle mi? Tabii ben boyum küçük diye yetişmiyordum, öyle yoğuruyordum. Hadi. Tabii ki. Diyorsun ki Beşik'ten. Vallahi hemen yani bizim Adıyaman'da da, şeyde de, Adana'da da yani alırlar akşamları böyle. Anne baba yapar mı? Yani baba çok yemek işleriyle uğraşmaz. Hı-hı. Anneyi de biz görmedik hiç. Ay, vefat etti. Benim, mekanı cennet daha olsun. Hiç... Ne güzel evlatlar doğmuş. Allah razı olsun. Tertemiz, pırıl pırıl. Çok az dök. Daha güzel bir aroma rengini. Aa, içine mi döküyor? Kimse yemesin ya. Şalgam da dökebilirler. Yani evde yapanlar.
Güzel bir aroma olur. Doğal şalgam. Aa, tabii ki. Bak şimdi tadı daha farklı olacak. Çünkü. Yeterli abi. Yaptı tamam. Valla. Bu havuçla taratoru da yaparız. Evet. Güzel. Bize bir tarator yapsana. Can Usta. Yani çok şık giyinmişsin üstün kirlenmesin diye şey yapıyorsun ama bak biz de yapıyoruz bir şey olmuyor. Hadi bir tarator yapıver bize. Bir becerir misin? Ya şey mesela size şey yapabilirim ben. Hani şey yaparlar ya, tavana atıyorlar ya çiğ köfteyi. Atalım mı? Tutmaz mı? Nereye atacağız? Biz leğeni kaldırıyoruz abla. Bizim logomuz bile mi? Ha leğeni biz mi kaldıracaksın? Ki kardeş düşür mü düşür? Bilmiyorum artık ya abi rezil sonra. Olacağız. Ya rezil olacağız ya da bir şey rezil olacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinden eminsen biz de eminiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Dur şunu al sen. Kaydırma hadi de şey yapalım. Kaldırıyor mu abla? Kaldır. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Şöyle abla. Logomuz da böyle. Düşmüyor. Helal herkes olsun. Dedi ki kardeşim bu logo niye böyle? Ha. Niye başının üzerinde leğen var? Dedim ki insan nimetinin başının üstüne taşıması lazım. Yap abla. Bakayım. Abi. Bak düşerse yiyemeyiz. Abla hiçbir şey olmaz. Bu var ya. İmza diyor beni. Yerlere at. Hiçbir şey olmaz. Bu taş. Tamam. Beton. Yalnız böyle hala bir şokta kaldım ben böyle bir. Düşecek diye de böyle bir bekledim. Şimdi abla. Biliyorsunuz ki çiğ köfte efsanedir ama bunun asıl altını, bunun süsleyicisi, bunun makyajı evet. Yeşilliktir. Evet. Yeşillik ve baharatını şimdi doğrayacağız. Hadi yapalım. Hadi bana bir doğrama alanı. Tamam bunu alalım buraya tamam. Koyalım. Ablamın işi bitsin, şefimin işi bitsin. Aynen, ben ocakla orada, işimiz aynen. Bitti. Tamam. Bir şey yapacak ben. Şimdi şova başlıyoruz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Çiğ köftenin suşisine kadar çok yapacağız. Efsane şeyler. Çok efsane şeyler. Çok efsane. Harika tarifler. Bir yandan da burada şimdi soğanlarımızı minik minik kıydık. Maydanozumuzu da aynı şekilde minik minik kıyıp hem salatamız bir yandan hazırlanıyor hem de çiğ köftemizi şekillendirme kısmına geçeceğiz. Çiğ köfte mi yaptın MasterChef'te? Ablacığım çiğ köfte yaptım. Beğendiler mi? Kesinlikle. Bütün Türkiye aslında beğendi. Herkes gelip gidiyor. Biz çiğ köftenin aslında farklı bir versiyonunu yaptık. Hı-hı. Yeni böyle hani dediğimiz yeni nesil çiğ köfte. Hı-hı. Yani tam modern bir şekilde yaptık. Sushisini, hıtabını, hı-hı, sarmasını, cheddar roll, ondan sonra lokum roll. Bunların hepsini yaptık. Şimdi biraz sonra da burada yapacağım. Tamam. Biz hadi. Yeşilliklerimizi doğradık. Ha yeşillikleri de içine koyuyoruz. Tamam. Harika. Yoğurmuş olduğumuz çiğ köftenin içerisine maydanoz, nane ve taze soğan yeşilliklerini bir ilave demet ettik. Ya bir da demet. Artık ne kadar istiyorlarsa. Tamam. Bana yardım edersiniz. Teşekkür buyurun. Ederim. Ve şu anda da az. Bir daha. Serpil Hanım az maydanoz alabilir miyim? Ve burada baharatımız var. Çiğ köfte baharatı. Çiğ köfte baharatı istiyorsunuz. Maydanoz. Burada maydanoz istiyoruz. Ben limon tamam. Şöyle vereyim. Aynen orada bir aynen. Parçamız şöyle. Var. Buyurun hocam. Burada çiğ köfte baharatımız var. Onun içinde neler var? Bunun içinde karabiber var, toz biber var. Tamam. Yeni bahar var, hı-hı, kimyonu var. Her aslında böyle bir koyalım. Karışım. Hı-hı. Biz bunu böyle karıştırıp, hı-hı, herkesin kendine böyle ait bir şey var, bir baharatı var. Bunları alıp. Şimdi hanımlar evde böyle hamur yoğurma makineleriyle falan da yoğuruyor. Olur mu öyle? Ya olur. O işin biraz basit kısmı. Tabii ki yapsınlar ama en güzeli yapabiliyorlarsa eşleri, çocukları yapabiliyorlarsa elle yoğursunlar. Leğende yere yani oturacak. El yemeği göz nuru dediğimiz bir olay. Altına sofra bezi açacaksın. Aynen öyle. Aman aman aman. Zaten verdiğimiz tarife göre yarım saatte hazır oluyor abla. Değil mi? Bir de bayağı yaptık. Bayağı da bereketli tabii ki, tabii, olacak. Tabii. Ya bulgur bereketi var abla. Yani bulgur. Benim oğlan çok sever Ömer. Çiğ köfte hastasıdır. Dışarıdan sürekli alırız. Hatta geçen bir yerden söyledik. Çok üzücüydü. Gece 1'de geldi. Melike ile Ömer'in canı istemiş. Sonra bana sordular. Ben de söyledim. İçine koymak, bir sürü turşu koymuşlar, domates koymuşlar bilmem ne. Biz istememiştik öyle. Yiyemedik. Ya bizim normal heyecanımız kültürde. Heyecanımız kursağımızda kaldı. Abla bizim normal kültürde Adıyaman Gerger'de. İşte
şey olur, çiğ köfte olur. Adıyaman merkezde de aslında olur. Bizim İstanbul'daki şu anda yerimizde de aslında öyle. Biz turşuları koyarız, işte yeşilini koyarız. Kim ne yerse çiğ köfteyi de sade koyarız. Doğru, İsteyen bence de. İsteyen isteğin yer yani. Zorlamaya gerek yok. Şimdi bizim de şeyimiz var mı? Lavaşa saracak mıyız? Tabii tabii tabii. Bizim her şeyimiz burada var. Biz çok şu anda biraz sonra sıcak lavaş getirdik ve tandır lavaş kullanıyoruz. Evet bakın kaç buraya kaç... Yani bunun için... Bunu koyalım abi senin sağlığına. 500 milim yeterli. Tamam. Yani 500 milim. Tabii isteğe göre. Hani evet, zeytinyağı istediğiniz gibi dökebilirsiniz. Daha fazla, daha eksik. Yani aslında nasıl seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Anladım. Ben mesela şu anda... Bol zeytinyağı kullandık. Evet. Yetmese biraz daha veririz. Yani hem bu sindirim sistemini rahatlatır, hem o az önce yediğiniz acıyı biraz daha tatlılaştırır. Zeytinyağı zaten baştan başa ilaç. Evet. Sabah, gündüz, gece her zaman onu yiyebilirsiniz, her zaman içebilirsiniz. Bütün yemeklerinizi kullanabilirsiniz. E tabii bunu çiğ köftede de kullanmak farklı bir olay. Vallahi süper oldu. Şu an yoğurmaya şu anda geçtik. Rengi bile Allah renk farklı oldu. Renk 10 numara. Renk 10 numara şu an. Ben eminim. Hep merak ediyordum rengini. Böyle demek ki bol salçayla, baharatla. Yemeği yiyebilirsin şef, lavaboda suyumuz kalır. Valla her şey doğru kıvamda, doğru bir şekilde yapılırsa... Hani diyor ki işi ehline bırakın ya. Doğru malzeme ve doğru kişi yoğuruyorsa o çiğ köfte ve o yemek her neyse güzel çıkar. Evet. Bizim için sunum çok önemli. Selimciğim. Ablacığım şu anda ilk önce leğenimizi süsleyeceğiz. He. Sonra da mekanı süsleyeceğiz. Tamam Selim. Top sende. Kaçıyoruz Selim senden. Abla her taraf zeytinyağı. Her taraf zeytinyağı yaptım. Bir abla bir şey bir otobüse bindim. Şimdi ters çevirir misin? Şöyle kollarım hepsi... Düşer mi şimdi ters? Bu hiçbir şey olmaz abla. E çevir hadi. Dur şimdi çevireceğim. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Nermin kaşınıyorum. Nermin köfteyi yiyemeyeceğiz su. Allah vermesin. Şimdi ne derler? Şey dakikalar. Heyecanla. Gergin. Gergin dakikalar şu an. Selim'den nimetimizi başımızda taşıyoruz. Fotoğrafı. Selim var ya her yeri yağ yaptın oğlum. Şöyle ses çıkması lazım değil mi abla? Ha abla. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey olmaz. Abla ne olacak? Abla ne olacak? Ben şey yemeyeyim. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. O bizim işimiz onunla bitti, onu buraya aldım abla. Alkışlar Selim için geldi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Vallahi çevirdi. Bu sporu yapıyor Selim. Bu sporu iyi yapıyor hem de. Değil mi? Abla işimizi seviyoruz. Severek yapıyoruz. Biz de seviyoruz Selim. Sevmesek olmaz. Aynen, aynen. 300 evet. bölümü devirmişiz. Öyle sevilmeden yapılır mı 300 bölüm? Zaten bir insan... İşine sevgisini katması olmaz. Kesinlikle. Evet. TRT'den 150 bölüm, Kanal 7'den 300 bölüm, 450 bölümdür ekrandayız. Maşallah. İnşallah nice 450'lere girersin inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Tabii ki ekran başındaki kıymetli izleyicilerimin desteği ve siz güzel konuklarımla birlikte. Ya abla. Şimdi Selim ben de yardım edeyim. İşte bunu bekliyordum. Alta saklamış bunlar. Dedim ki nerede lavaş koymayacak mı? Ben lavaşsız çiğ köfte sevmem. Kağıt lavaş kullanmaya gerek yok. Ben pirinç pilavını bile lavaşa sarıp yiyen bir kadın. Abla sen nerelisin? Ben Boşna. Ben diyeceğim Konyalı şimdi. Şunu bir alayım mı sen? Olur abla. Göstereceğiz, göndermeyeceğiz Yüksel Eser. Bitiyor zaten. Alperen'cim az kaldı annem. Birazdan. Her şey sizin için efendim. Selim nazlandı birazcık bize şekilleri yapana kadar. Selim birazcık hızlı benim izleyeceğim böyle tempoyu tabii ki, seviyor. Tabii ki. Hemen abla. Maratonu seviyor. Şu anda artık maratondayız. Evet doğru. Ekmeğimize şekil veriyoruz. Alperen'in kızını alacağım ve şuradan... oğluma. Şu şekilde kesiyoruz. Şimdi ne yapayım? Ben şeyi çok seviyorum. Böyle izliyorsunuz ya. Şu anda yaptığımız hitap. Hitap. Evet. Benim için. Bu bol nar ekşili, zeytinyağlı. Zeytinyağlı, bol nar ekşili ve ince kıyılmış maydanoz koyacağız. Elinle avucuna bunu açtın. Tamam. Harikasın. Şöyle bol alacaksın abla. Onu da açtık. Bu herhalde bir tık fazla oldu. Yo bizim bütün ürünlerde böyle abla. Öyle bol mi? Tabii bu bol olacak abla. Şimdi burada gösteriyor müşteriye koymamazlık yapmıyorsun değil mi? Bizim müşterimiz inancınız olsun ablam var ya. Hepsi bilir. Ben yani, bulurum bak bana yazarlar. Kesinlikle hiç sorun yok. Tamam böyle yapıyor değil mi Adana'da da sıkıntı yok. Adana'da da İstanbul'da da. İstanbul'da evet, da varsın. Evet İstanbul'dayız. Tamam süpersin. Hem Adana hem İstanbul. Harika. Şimdi bana yazabilirsiniz. Ben Selim'e yazarım. Şimdi ablam bunlar ikisini koyduk. Ve şurada aldık bir tutam.
maydanoz. Ve bunu ince ince kıydık. Tamam. Sonra? Ondan sonra ablam çok aldığınız bu elinize yufkaları kim aldınız, yapıyor? Yufkaları bizim fırın var. Orada yaptırıyoruz. Hmm, kendimize özel. Bunun üzerine ince kıyılmış maydanozu koyduktan sonra dilim dilim. Ha böyle bunu, mi bunun servisi? Evet, 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 evet. Böyle ince dilim dilim oluyor. Sonra bunu alıyoruz. Bakır tepsimize. Allah Allah. Şu şekilde diziyoruz. Güzelmiş. Vallahi süper. Ne? Sunuma bak efendim. Sunuma bakın. İşte Selim vallahi, biz senden bu hareketleri görmek istiyoruz. Ablam biraz daha, daha sunum. Bu başlangıç ablam. Bu Selim başlangıç ama program bitiyor. Geçmiş olsun. Hadi. Birazcık çabuk sunuma geçelim Selim. Evet. Siz de arada bir o güzel sesinizle katılabilirsiniz. Şu anda yaptığımız Adıyaman suşi ablam. Ben bir eser daha vermiştim. Canlı istiyormuş Yüksel Eser. Diyor ki onun gümbür gümbür sesiyle canlı kanlı istiyoruz. Yüksel Bey öyle istiyorsa. Yüksel Bey öyle istiyorsa diyecek. Yeni albümden istiyordun ama Yüksel Bey size çok güzel bir eser gönderdim. Bak o bence o gelsin. Gümbür gümbür gelsin. Tamam bir tane gelsin. Finalde onu vereceğiz. Tamam. Karışık tamam. Garnitürümüzü alıyoruz. Finalde vereceğiz. Şuraya alalım. Siz şimdi bize okuyun. Şöyle şimdi yanına geçeyim ben. Gel aynen, abim gel. Gel başımıza. Gel mikrofonu da ver. Nar ekşisi ooo çok severiz. Bu neydi? Sushi. Bu Adıyaman sushi ablam. Hı. Vallahi güzel oldu. Bu da Melike'nin. Şimdi bir Adıyaman türküsü söylüyoruz. Gel abi söyle. Başımız üstüne. Şifşift olunca tabii ki türkü olmazsa olmaz. Tamam. Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Ben söylerim sen ağlama. Zalim anan seni vermez. Zalim anay seni vermez. Oturup da sen ağlama. Ciğerimi sen dağlama. Vay 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 vay. Hele ne olur, ne olur, ne olur, lele ne olur, ne olur, ne olur. Güzel benim olsan ne olur, yar ben senin olsan ne olur. Vay 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 vay. Hele ne olur, ne olur, ne olur, lele ne olur, ne olur, ne olur. Güzel benim olsan ne olur, yar sen benim olsan ne olur. Vay 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 vay. Yeterli mi efendim? Harika vallahi. Ağzınıza sağlık. Eşarbını yan bağlama. Şimdi benden geliyor sıradaki türkü. Bütün severlerime sen bence boşlukça söylemelisin. Evet. Ses anam. Yok ses. Anam güzel doğurmuş ama ses birazcık hani ne derler ey güzelim bir kusuru vardır. Bizde de ses yok. Efendim ne yapıyoruz? İşliyoruz. İşleyen anda, demir pastırmaz. Şu anda Adıyaman sarma yaptık. Adıyaman sarmanın asıl özelliği isotla zeytinyağını marine ettikten sonra içine az çiğ köfte ve garnitürünü bol koyarak bu şekilde sunumunu yapıyoruz. Ve ha, şu anda ablam bu birinci sunumumuz karışık tepsi tamam, olarak şimdi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şu anda çedarlı. Çedarlı. Evet. Pardon çedar değil. Cipsli. Cipsli yapacağız. Cipsli yapacağız. Cipsli rol yapacağız. Hadi, hadi şef, bakalım. Hadi. Cipsli nasıl yapacağız? Ablam şimdi... Aa, şu an cipsli yapıyormuşuz. Evet. Bakalım. Onu kırdık biz daha önce sabah. Çok merak ettim. Aslında bunun ismi Doritos'lu rol diyoruz. Yok biz onu cips diyoruz. Tamam. Cips diyoruz. Şektirme. Tamam. Şimdi cipsi nasıl yapacağız? Ablam onun da tekniği aslında sushi gibi. Tamam. İçine ilk önce çiğ köftesini bol alıp koyuyoruz. Şu yuvarlak tepsini mi vereyim? Tabii ki beyaz tepsi lütfen. Ha, beyaz. Özellikle şu an çocukların çok seveceği farklı bir sunum yapıyoruz. Güzelce elimizle bastırdık. Eksik olanları yerleri doldurduk. Ve hiçbir şey, hiçbir şey koymadan. Kaç tane bardak var mı? Şalgam sunumu da yapalım yanına. Evet bardaklarımızı olur, da alalım Serpil. Serpil Hanım. Geldim bana birkaç bardak verirsin. Şöyle hiçbir şey koymadan. Ha bu yanlarını, öyle mi? Yanlarını doldurduk. Geldi mi şef? Şurayı da tane bırakacağım çok biliyor musun? Iyi. Ve burası açılmasın diye şurayı da nar ekşisiyle yapıştırdık. Ve bunu harika katladık. Ondan sonra bak, üzerine ben bir bardağı zeytinyağı suşunu yapacağım. Tamam. Nar ekşisi. Doldur nasıl istiyorsan. Ben öne geçmem lazım. Geçip. Nar ekşisi zeytinyağı ile birlikte
Parlattık. Ondan sonra cipsimizi aldık. Vay 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 vay. Ben bundan merak ettim, tadacağım şimdi. Kaplıyor, bayağı paneliyor gibi değil mi şef? Evet evet evet. Biz bunu aslında şeyle de yapıyoruz. Şeffaf poşetle de yapıyoruz. Ha, o da var şef, hazır. Poşeti. Tabii burada var, ben getirdim. Onu da şimdi onu da ayrı bir sunum yapacağım. Tamam. Oradan da. Şöyle. Bunu böyle yapıştırdı. Tabii ki bunu aldınız. Şuradan. Dur şefim, peçete. Tabii ki peçete alayım ben. Buraya hiç yeşillik bulaşmasın. Hı hı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şöyle ince ince güzel bir ver şekilde. Ver bakayım tadına şefim. Tabii ki Allah'ım, hemen veriyorum. Serp. Şöyle. Tek bunu. Hamlede mi yiyeceğiz bunu? Yani tabii. Daha iyi olur şöyle. Hı. Afiyet olsun. Hı. Nasıl güzel değil mi? Yükselesa. Niye boğazımda kalıyor? Canı çekti. Şef ben dizeyim, sen olur, devam. Olur, hadi olur. Gel. Sipariş vereve getiriyorlarmış. Şöyle böyle diziyorum. Aynen. Boşlukları bırakarak lütfen. Çok iyi ya. Lütfen. Muhteşem. Afiyet olsun. Şunu da şuraya alalım. Hiç israf etmeye gerek yok. Of yani. Of. Şefim peçete burada var. Bayıldım. Hiç sorun yok. Ve şu anda farklı bir sunuma geçiyoruz. Ya bunlar böyle üretiyor musunuz? Ben bunu evde yaparım. Bunlar hepsi bizim dükkanımızda var ablam. Hepsini ben yapayım, sen bana gönder arada. Bizim olur olur. Seviyor. Vallahi nereye isterseniz zaten yakın evler. Tamam, çok yakınız. Dükkanımız zaten bundan. Fatih'te bizim. Oo çok güzel. Burada komşuyuz değil mi? Biz komşuyuz ya. Ben yani arada bir komşuluk hakkı diye tabii bir şey ki, var. Tabii ki ablam, tabii ki. Heh. Her zaman. Biz Adana'dayız ama size yakınız ha, buna göre. Bir telefon kadar. Kesinlikle. Tamam. Of, bugünkü konuklarım. Bu arada abi az önce dedin ya, Türkiye'nin her yerine şalgam gönderiyoruz. Çok gönderiyoruz. Biz de dünyanın aslında her yerine aslında gönderiyoruz. Çiğ köfteyi, kargoyla. Tabii canım. Bizim internet sayfamız var. Bütün müşterilerimiz istiyor böyle. Hmm. Gönderiyoruz. Sıkıntı yok. İşten kaçsak şey yapmayız. Bu da tamamıyla. Şimdi çok enteresan. Şimdi, yok, kullanmadın. Bu da normal diyet yapan, ekmek kullanmayan. İşte bizim sadece gibi izleyiciler için. Serpil ile ben asla ekmek kullanmadım. Evet, ekmek Serpil kullanmıyorum. Kilo yapmasın ve ekmeğe karşıyım. Gel Serpil. Ekmeğe karşıyım diyenler ekmeğe için. Ekmeğe karşıyız Serpil ile. Biz çiğ köfte alıyoruz. Asla ekmekli bir şey yemiyoruz. Karşı mıyız biz? Karşıyız. Ve yeşilliğimizi alıyoruz ya. İçine. Tamam. Serpil de diyor, gösteriyor ekmek yemediğini diyor. Asla yemiyoruz Serpil ekmek. Bu bize yapılıyor. Evet. Tamam, tamam aşkım. Tamam. Şu an Serpil ile bize yapılan özel bir sushi yöntemiyle çiğ köfteyi. Serpil bu aslında lokum rol olarak geçiyor aslında. Yok, o ekmekli Serpil, o bize uymaz. Bir de üstünde cips var, hiç uymaz aşkım. Ama bak bu, güzel bak miydi? Bak nasıl sardı, bak. Bak. Ya tam sushi, gördün mü? Melike'nin tarzı. Melike sushi seviyor ya. Ay evet. Şey yapalım da ona azıcık. Melike'ye gönderelim. Vallahi evet. Bizim of. Hazır. Hazır mı? Dur şef. Evet. Ah bardak. Şimdi... Bardak şalgamlarımız şalgam hazır. Şalgam havuzsuz olmaz. Ben şimdi bunun şeklini buyur merak ettim. Bu çok güzel oldu. Hı. Ondan ne yapacağım biliyor musun? Ha, poşetle de mi keseceğiz? Tabii ki. Getir bana. Başka hepsi dağılır abla. Sen dur. Öyle mi? Tabii ki. Vay işte işin tekniğini öğreniyoruz ustasından. Vay. Açtık. Alkışalım valla süper. Hiçbir şekilde içinde şöyle lokum şeklinde. Bir alkış istiyorum. Bu çok güzel oldu. Bunu çok beğendim ve çok güzel bir püf noktasıyla anlattı. Sen şöyle alayım ben. Reji duymuyor beni, uyuyor. Evet istiyoruz yani. Tamam göndereceğiz. Bunlar hep sizin için. Bir çiğ köfte, bir alkış. Bir çiğ köfte, bir şalgam. Bir de şalgam. Yanında. Eşlikçi mis. Oo çok iyi oldu ya. Bir bardak daha alabilir miyim? Turşu suyu bırakacağım. Şimdi bunun içerisinde yeşillikler kalıyor böyle. Tabii ki, tabii ki. Yeşilini hiç dağıtmadan yani bu şekilde. Şimdi. Buyurun. Evet efendim, Nermin Nefes Mutfağı'nda dışarıda yediğiniz o meşhur şık sunumlu çiğ köftelerinin yapımını gösterdik. Şimdi sunum kısmına geçtik. Özellikle gün masalarınızda yaptıktan sonra farklı sunum istiyorsanız ve sosyal medyayı sağlayacak bir sunum istiyorsanız efendim, Selim kardeşim şu an bizlere yapmaya devam ediyor. Bu da normal bizim Adıyaman'ımızın ve Türkiye'mizin değeri olan sıkım. Normal sıkım. Bildiğimiz aynı. Aa, çok şu severim şekilde. Bunu. Aynen. Parlak parlak böyle ışıl ışıl gözükür. Vallahi efsane. Süper.
Bu bittikten sonra dur, bize ne yapacaksın? Peki bir tane de size çiğ köftenin nirvanasını yapayım mı? Nirvana yap, biz severiz. Onu da yapacağız. Aa, tabii yap Selim. Üstlerde olmayı severiz Selim. Biz hep üstlerdeydik. Değil mi? Yeni keşfedildik, o ayrı diyorsun. Yani buraya gelerek en üstü bularak en üste çıktık. Canım siz estağfurullah efendim. Biz yapan ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz. Onlar var olduğu sürece biz de zaten ekranlarda olmaya devam tamam, edeceğiz. Olur. Teyzelerim, ablalarım, canlarım. Öpüyorum. Çok seviyorum. Evet. Yani tatlılarımızı ve şeylerimizi bir taraf alalım mı? Ne diyorsun? Baklava açtıracağım ben. Selim'e haberi yok. Ha. Biz hazırız baklava için. Ne aradın Selim? Söyle bana. Şöyle. Oo, sunuma gel efendim. Aman evet. Aman aman aman. Var ya reji bir alkış vermedin ya. Hayatta tabak mabak almaya gelmeyin. Bence vermeyeceğim. Ben de size buraya geldiğinizde zaten 10 dakika sonra bitecek. Program bittiğinde ve yedirir miyim? Yedirmem. Öyle de bir inadım. Selim'in dükkanına gidin. Tamam, hiç beni ilgilendirmez. Buradakilerin hepsini Serpil'e ben yiyeceğim. Aa, zaten seviyoruz. Aynen. Serpil ekmeksiz olanı yiyecek. Ben de öyle yapayım. Hamuru boşa doldurmayalım. Evet. Şu anda da size çiğ köftenin nirvanası olan yağlı dürüm. Yağlı içi dürüm. Ve dışı bol çiğ köfte, bol zeytinyağı. Bu bize uygun değil Serpil. Yağlı bu da nirvana. Bu da böyle çiğ köftenin hastası olan, hastası çok seven. Çok seven insanlar için pestil misali. Nirvana'yı da seversin. Şimdi nasıl yiyeceksin bunu? Güp diye yiyeceğim ben. Güp diye atacağım ağzıma. Bak şimdi sen seyret. Bak hele bak. Dur bak. Yemeyeyim mi şimdi ağzını? Tabii. Hem aç yanı, bakalım ben. Yanında şalgamla beraber. Ölüyorum. Yanında da şalgam var. Bunu da zeytinyağına attık. Gördün mü nasıl yağladı? Allah'ım nar ekşisini de döktü. En sevdiğim kısım. Bomba. Nirvana'ya çıkıyoruz şu an. Tövbe yarabbim. Evet. Kaç dakikamız kaldı kıymetli reji bari ondan haberdar ver. 15 Allah'ım. Dakika kaldı. Kesin bir şey yapmamız lazım. En pratik ne yapıyorsunuz? Söyle. Yeter çiğ köfte. Devam burada şöyle yağında, zeytinyağında bol bol döktük. Nirvana vallahi. Şöyle. Ve bunu ikiye böldük. Burada tabağımız olacaktı. Ne yapacağız olacaktı şimdi? Çok merak ediyorum. Bir şey düşün. Burada bir de bu en güzel şekliyle turşuyla yenilir. Turşusuz olmaz değil mi? Turşusuz asla olmaz. Ve bunun limonunu da yanına verdiniz mi tamamdır ablam. Tamam Selim. Şimdi sen bana ne yapacaksın Selim? 15 dakika kaldı. Çiğ köfte yaptık, sushi yaptık, sarma yaptık, hitap yaptık. Bu ve neydi? Bu yağlı dürüm. Vallahi bu yağlı dürümü yeme de yanında yat yani bak. Ondan sonra burada cipsi buna yaptık. Buna bayıldım. Ve burada lokum rol yaptık. Bu Serpil'in tabii hakkı ki. Tamam. Onlar diyet yapmaya ve diyet Adıyaman Serpil sıkımımızı yaptık. Adam. Ve burada turşumuz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.